Fırtına, Maracaibo Feneri. Fırtınalar tüm tehlikelerine ve tahmin edilmemelerine rağmen büyüleyicidir. Ancak gök gürültülü fırtınalar yılda 150 gün durup öfkelenmezse ve yıldırım boşalması sayısı yılda 1 milyonu aşarsa ve tüm bunlar tek bir yerde, gezegenimizde böyle bir yer var ve Venezuela'daki Maracaibo Gölü civarında bulunuyor. Gezegenimizde yıldırım yoğunluğunun sadece fantastik olduğu tek yer. Yüzlerce yıldırım Maracaibo Gölü çevresinde gece gökyüzünü yılda yaklaşık 150 gün, günde 10-12 saat aydınlatır. Bu fenomen de ilginçtir. Çünkü yıldırım boşalması yerel sakinleri rahatsız etmez, sessizdir. Catatumbo Yıldırım Fırtınaları. Güney Amerika, Kuzey Venezuela'da bulunan Maracaibo Gölü'nün yıldırımlarının en çok düştüğü yerdir. Tam olarak Catatumbo Nehri'nin göl ile buluştuğu nehir ağzıdır. Burada yıldırımlar gün batımından yaklaşık 1 saat sonra her gün aynı yerde görülmektedir. Bu yıldırımlar tıpkı diğer yıldırımlar gibidir. Ancak yıldırımların düştüğü yer ve zamanlaması adeta bir mucizedir. Neden yıldırımlar en çok Maracaibo Gölü'ne düşüyor? Bölge anatomisi nedeniyle gerçekleşen kapalı rüzgar sirkülasyonu Maracaibo Gölü'ne düşen yıldırımların temel sebebidir. Karayip Denizi'nin rüzgarları göl çevresindeki dağlar arasında sıkışıp kalmaktadır. Ovalardan ısı ve nem taşıyan rüzgarlar Ant Dağları'ndan inen soğuk hava ile karışır ve fırtına bulutlarına dönüşürler. Maracaibo Feneri. Catatumbo yıldırım fenomeni aynı zamanda Maracaibo Feneri olarak da bilinmektedir ve yaklaşık 250 mil, 402 kilometrelik bir mesafeden görülebilmektedir. Bir yılda yaklaşık 160 gün Maracaibo Gölü'nde fırtına günleridir. Fırtına bulutlarından bir kütle oluşturan Catatumbo yıldırımlarının ozon tabakasının troposfer tabakasındaki en büyük jeneratör olduğu söyleniyor. Geceleri gökyüzünü aydınlatarak aynı zamanda balıkçılar için bir yol gösterici olmaktadır. Araştırmacılar 16 yıllık yıldırım verilerinden yararlanarak dünyayı 0-1 derecelik çözünürlükte yoğun yıldırım aktivitesi olan alanlar için tarayabildiler. Bu yıldırım faaliyetlerinin küresel dağılımını çok net bir odak noktasına getirdi. 1998-2013 gözlem döneminde en fazla yıldırım üreten dünyanın en küçük alanlarını tespit edip sıralayabilmişlerdir. Çalışmalarının ayrıntılı bir raporu Amerikan Meteoroloji Derneği bülteninde yayınlandı. Kuzey-Güney Amerika'daki küçük bir alan açıkça dünyanın en önemli yıldırım sıcak noktası. Bu sıcak nokta Venezuela'nın kuzeyindeki acı bir koy olan Maracaibo Gölü'nün güney ucunda yer almaktadır. Bu alanda 232.52 yıldırım hızı yoğunluğu vardır. Bu alanın yılda kilometre kareye düşen ortalama 232.52 flash yıldırımını yaşadığı anlamına gelir. Maracaibo Gölü'nün sıcak noktasının kendi sınıfında olduğunu göstermek için ikinci ve üçüncü sıradaki sıcak noktaların parlama hızları 205.31 Kabere Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve 176.71 Kampene Kongo Demokratik Cumhuriyeti yıldırım aktivitesine rakip olmaya yaklaşamazlar. Venezuela ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ek olarak Kolombiya, Pakistan ve Kamerun'daki yerler dünyanın en iyi 10 yıldırım noktaları arasındadır. Catatumbo Nehri'nin Maracaibo Gölü ile birleştiği Kuzeybatı Venezuela'nın küçük bir bölgesinde doğanın en görkemli doğa olaylarından birisi olan Catatumbo şimşekleri ile karşılıyor. Tanrı'nın kırbacı veya sonsuz fırtına olarak bilinen bu doğal harika, doğal ışık şovu bir seferde 10 saat boyunca yılda 160 geceye kadar gökyüzünde aydınlanma sağlıyor. Bu yılda 1.2 milyona ulaşan bir rekor.
Kalıcı şimşekler o kadar parlak ki 250 mil kadar uzaktan görülebiliyor ve sonuç olarak yüzyıllar boyunca korsan gemileri tarafından sömürge zamanlarında Katatumbo Deniz Feneri takma adıyla da anılmıştır. Katatumbo Nehri, Maracaibo Gölü ile birleştiği Kuzeybatı Venezuela'nın küçük bir bölgesinde, doğanın en görkemli doğa olaylarından birisiyle sürekli ışıklanıyor. Katatumbo şimşekleri. Bazıları Katatumbo şimşeklerinin benzersiz olduğunu, çünkü gök gürültüsü üretmediğini söylüyor. Ancak bu söyledikleri bir efsaneden öteye geçemez. Fırtına gözlemcilerinin ifade ettiğine göre öyle bir mesafeden gök gürültüsünün duyulmasının imkansızdır. Fakat yıldırım çarpmasından 25 kilometre veya daha fazla uzak mesafedeyseniz gök gürültüsünü duyabilmeniz olası değildir. Yıldırımların aynı zamanda dünyadaki en büyük toposferik ozon üreticisi olarak düşünülmektedir. Bazıları bunun ozon tabakasını yenilemeye yardımcı olduğuna, ancak çoğu yıldırımın ozon tabakasına kadar yükseğe ulaşmadığı iddia ediliyor. Katatumbo şimşekleri dünyaca ünlü bir doğa olayı olmasına rağmen hakkında çok az şey bilinmektedir. Eski inanışlara göre yıldırımı tetikleyen sebebin atalarının ruhları ile ateş böceklerinin karşılaşmasına bağlıyor. Modern dünyanın bilim insanları ise metan yataklarının fazlalığına, bölgenin topografyasına ve uranyum madeninin olmasına bağlıyorlar. Bir başka popüler fikir ise metanın fırtınalara katkıda bulunduğudur. Maracaibo Havzası, Güney Amerika'nın en büyük petrol alanlarından birinin üzerindedir ve bazıları bataklıklardan yükselen metan gazının yıldırım üretiminde belki de havanın iletkenliğini arttırarak kilit bir rol oynayabileceğine inanmaktadır. Bazı bilim insanları tarafından reddediliyor. Bunun sebebi olarak da bölgedeki atmosferik metan konsantrasyonunun böyle bir etki gösterecek kadar yüksek olmayacağı ifade ediliyor. Katatumbo şimşeklerinin kesin sebebi bilinmemekle birlikte, kapalı rüzgar dolaşımı ve ısı ile birlikte bölgenin eşsiz topografyasının sonucu oluştuğu varsayılıyor. Yine de şimşekler son derece muhteşem bir manzara olmaya devam ediyor. Evet, makalemizi bu şekilde bitirmiş oldum. Dinmeyen fırtına adını koyuyorlar ama evet, dinmeyen bir fırtına oluşuyor ve ben bunu ilk defa nerede karşılaşmıştım onu size söyleyeyim. Şöyle izledim. Lost in Space Netflix dizisinde ikinci sezondaydı galiba. İkinci sezonda bir gezegene iniyorlar. O gezegende bu tarz Maracaibo fenerlerini görüyor oradaki rol oynayan kişiler. Ve bunu Maracaibo Feneri diye dikte etmişlerdi. Yani bir söylemişti oradaki karakterlerden biri. Ben de o şekilde bulup böyle araştırmasını yapmıştım. Sizlere de sunmak istedim. Oradaki görüntüsü tabii Venezuela'daki Maracaibo Feneri'ne benziyor. Zaten direkt karşıdan karakterler bunu söylüyor gördüğünde. Diyor ki Maracaibo Feneri bu diyor. Böyle bir durum ve doğa olayı mevcut. Bununla ilgili de size detaylı bilgi vermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.